Herkese merhaba, ben Doğa Yürüyüşü Ülke Eğitmeni Hasret. Bugün sizlerle çanta seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve çanta ayarlamanın püf noktaları hakkında konuşacağız. Öncelikle çanta seçerken boyumuza uygun bir litre seçimiyle başlamalıyız. Örneğin 1.70 boya sahipsek maksimum 70 litre, mümkünse 60 litre bir çanta tercih etmeliyiz. Bu sayede çanta sizden çok fazla yüksekte olmayacak ve baş boyun bölgenizi rahatsız etmeyecektir. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken şey kadın erkek çanta farkları. Kadın ve erkek fizyolojisinde kalça ve göğüs bölgesindeki farklılıklardan dolayı çantalar da farklı şekilde tasarlanmıştır. Örnek vermek gerekirse elimde görmüş olduğunuz kadın çantasının omuz askıları daha geniş, yine aynı şekilde bel kemeri de daha geniş yapıda tasarlanmıştır. Bu sayede doğa yürüyüşleriniz sırasında çok rahat bir spor gerçekleştirmiş olacaksınız. Şimdi sizlerle çantamızı ayarlamanın püf noktaları hakkında konuşacağız. Öncelikle çantanızı kendinize göre ayarlamadan önce tüm kayışlarını açtığınızdan emin olun. Ardından çantamızı sırtımıza alıyoruz. Çantanın öncelikle bel kemerini ayarlamamız gerekli. Bu noktada öne eğilerek çantanızı tam bel çukuruna ve kalça kemikleri hizanıza oturtmanız gerekmekte. Ardından önündeki kemerini takıp kendinize uygun olacak şekilde sıkmanız lazım. Ardından kol askılarını çanta size yakın olacak şekilde çekiyoruz. Tam oturduğunu hissettiğiniz anda işlem tamamlanmış demektir. Çantanızın vücudunuza tam oturması için üst omuz kayışlarını da çekerek çantayı kendinize iyice yakınlaştırmalısınız. Bu ayarlamalardan sonra ağırlığı bel kemeri ve omuz askılarını eşit olarak bölmüş olduk. Çantanızı daha rahat taşıyabilmek için göğüs kemerini takmayı da unutmayın. Göğsünüzün tam ortasından gelmesi ağırlığı göğüs kafesinize de bölecektir. Çantamızın tüm gerekli ayarlamalarını yaptık. Çantayı doğru ayarlamak, doğa yürüyüşleri sırasında çantanızın vücudunuza tam oturmasını ve sarsılmamasını sağlar. Bu sayede yürüyüşleriniz daha dengeli ve sağlıklı olacaktır. Çantanızı dengeli bir şekilde kullanmak, daha geç yorulmanızı sağlar ve doğa yürüyüşü sırasında size daha fazla enerji kalır. Bir diğer değinmek istediğim konu çantamızın pedleri ve sırt desteği. Omuz askılarında ve bel kemerinde bulunan pedler çantanın ağırlığını daha rahat taşımamızı sağlar. Örnek olarak gösterdiğimiz bu çanta orta seviye bir çantadır. Orta seviye bir sırt çantasında pedler bu şekildedir. Sizin alacağınız farklı seviye çantalarda pedler ve sırt desteği değişkenlik gösterebilir. Satın alırken bunları da göz önünde bulundurmalısınız. Sırt desteğindeki pedlerin diğer pedler gibi amacı sırtınızın daha rahat etmesini sağlamak. Diğer pedlerden farkı ise fileli ve oluklu yapıda oluşur. Bu sayede sırtınızın nefes alabilirliğini artıracaktır ve terlemenizi azaltacaktır. Çantamızı nasıl seçmemiz gerektiğine karar verdik. Nasıl ayarlamamız gerektiğini öğrendik. Şimdi sırada çantamıza ekipmanlarımızı doğru bir şekilde yerleştirmeye geldi. İlk olarak acil durumlarda kullanmamız gereken ekipmanları çantamızın dışına yerleştirerek başlayacağız. Bunlar kafa lambası, acil durum battaniyesi, yağmurluk, harita gibi hızlıca ulaşmamız gereken ekipmanlar. İlk olarak bahsettiğimiz kafa lambası, acil durum battaniyesi gibi acil durum ekipmanlarını çantamızın üst kısmında bulunan ceplere yerleştiriyoruz. Bu sayede çanta sırtımızdayken birisinden destek alarak veya kendimiz uzanarak hızlıca erişebiliriz. İkinci olarak çanta yağmurluğu ve kendi yağmurluğunuzu yine ulaşabileceğiniz bir yere koymanız gerekmekte. Birçok çanta markasında çanta yağmurlukları çantaya ekli bir şekilde gelir. Çanta yağmurluğunuza içerisinde bulunan bu cepten ulaşabilirsiniz. Bu şekilde lastikli yapısıyla çantanıza geçirerek çantanızı yürüyüş esnasında yağmurdan koruyabilirsiniz. Kendi pançonuz ya da yağmurluğunuzu öndeki bu file cebe koymak daha hızlı erişmenizi ve daha hızlı giymenizi sağlayacaktır. İkinci olarak uzun doğa yürüyüşlerinizde sizi destekleyecek olan batonlarınızı çantanızın yine bunlar için ayrılan ön kısmındaki lastikler sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz. Bu şekilde lastiklerin içerisinden geçirerek klipslerine lastikleri sıkıştırıyoruz. Ve bu sayede düşmeden güvenle taşıyabiliriz. Doğa yürüyüşleri sırasında yeterli miktarda su tüketimi oldukça önemlidir. Bu nedenle kolayca ulaşabileceğiniz bir noktada mataranızı taşımak hem hızlıca suyunuza erişmenizi sağlayacak hem de pet şişe tüketimini azaltacaktır. Bu şekilde mataranızı çantanızın yan kısmına yerleştirip klipsini sıkıştırarak güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Doğa yürüyüşleriniz sırasında çantanızı doldururken eğer çadırınız çantanızın içerisine sığmıyorsa çantanın alt kısmında bulunan perlonların içerisine yerleştirerek ağırlığı dengeli bir şekilde dağıtıp çantanızı rahatça taşıyabilirsiniz. Çantamızın dış kısımlarına gerekli ekipmanları yerleştirdik. Şimdi iç kısmına yerleştireceğimiz ekipmanlardan bahsetmeye başlayabiliriz. Öncelikle uyku tulumunuzu çantanın en alt kısmına koymanız oldukça önemlidir. Uzun süreli doğa yürüyüşleriniz sırasında çantanızın içindeki ekipmanların hepsini çıkartmak oldukça büyük bir iş yüküdür. Bu nedenle uyku tulumuna hızlıca ulaşmanız gerekmektedir. Bu tarz çantaların alt kısmında bulunan fermuarlı gözden uyku tulumunuzu yerleştirerek hızlıca erişebilirsiniz. Şimdi birlikte çantanın içini nasıl yerleştirmemiz gerektiği hakkında konuşacağız. Biz
çantamızı örnek ağırlıklarla doldurduk. Ama temel olarak doldurmamız gereken en alt kısmı uyku tulumu, orta kısmına pişirme seti gibi ekipmanlarımızı, üst kısmına da daha hafif kıyafetlerimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Tüm ekipmanlarımızı yerleştirdikten sonra çantamızda bulunan bu klipslerle eşyalarımızı sabitlersek çantayı daha dengeli doldurmuş oluruz ve çantanın hacmini daha verimli olacak şekilde kullanmış oluruz. Eğer çadırınızı çantanızın alt kısmında değil de iç kısmında taşımak isterseniz olabildiğince sırt ve orta kısma yakın olacak şekilde yerleştirmek ağırlığı sırtınıza dengeli bir şekilde dağıtmanıza yardımcı olacaktır. Doğa yürüyüşleriniz sırasında çantanızı vücut ağırlığınızın maksimum %20'sine denk gelecek şekilde doldurmak sizlere daha konforlu bir doğa yürüyüşü sağlayacaktır. Bu sayede sırt ve bel ağrılarınızı önemli ölçüde azaltmış olacaksınız. Bugün sizlerle çanta seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği, çanta ayarlamanın püf noktaları ve çantayı doğru doldurmanın önemini konuştuk. 4 hafta boyunca doğa yürüyüşü ve kampçılık hakkında çektiğimiz videolarla sizlerle buluşup kafanızdaki soruları cevaplandırmaya çalıştık. Aklınıza takılan diğer tüm soruları da videomuzun altına yorumlara bekliyoruz. Her hafta bizlerle buluştuğunuz için teşekkür ederiz. Doğayla ve sporla kalın.